Sevgili KON TV izleyicileri, Kayseri gündeminin bu haftaki konuğu Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Mustafa Bostancı. Bugün saygıdeğer hocamla sosyal medya üzerinde konuşacağız. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet hocam, biz Mustafa hocamı tanıyoruz ama izleyicilerimiz tanıması açısından önce bir Mustafa hocamı tanıyalım. Ondan sonra sosyal medya üzerinde konuşmamıza devam edeceğiz. Pekala, Mustafa Bostancı, sizin de bahsettiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyorum. Yaklaşık 4 yıldır burada öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Tabii neden sosyal medya, neden Mustafa Bostancı deyince, 2009 yılında ilk sosyal medya ile ilgili yüksek lisans tezini yazanlardan biriyiz diyebilirim. Çünkü yüksek lisansta sosyal medya çalışmaya karar verdiğimizde henüz YÖK'ün tez arşivinde bu konuda bir tez yoktu. Yüksek lisansta sosyal medya ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını tez çalışması olarak teslim ettik. Şimdi doktora tez aşamasındayız. Yine doktorayı gazetecilik bölümünde yapıyoruz. Ve doktora tezimiz de yine sosyal medya ve siyasal iletişim. Yani bir sosyal medyayı bir siyasal iletişim aracı olarak tezde irdelemeye çalışıyoruz. Umarım bitirdiğimizde memlekete hayırlı sonuçları, hayırlı bilgileri verebiliriz. Evet, inşallah diyor ve sosyal medya nedir? İnternetten ne farkı var hocam? Evet, sosyal medya, genellikle sosyal medya denildiğinde ilk akla gelen şeyler Facebook ve Twitter. Tabii bunlar sosyal medyanın birer parçaları, yüzlerce parçadan birer tanesi fakat çok popülerler. O yüzden herkes sosyal medya denildiğinde Facebook ve Twitter ilk akla gelenler. Fakat sosyal medya derken öncelikle internetin birazcık geçmişinden bahsetmek gerekiyor. Yani internetten farkı nedir dediğimizde, tabii ki internet üzerine kurulmuş bir sistem sosyal medya. Fakat temel internetten bir takım farklılıkları var. Ülkemiz yaklaşık 20 yıldır, yani 1996'lardan beri internetle tanışıyor, kullanıyoruz. Fakat bu 20 yıl içerisinde internet çeşitli gelişme evreleri sergiledi. Dünyada da bu şekilde inceleniyor. Biz internetin ilk emeklemeye başladığı, yani internet sitesinin adresini yazıp haber okuduğumuz, sitelerde gezindiğimiz, chat yaptığımız, e-posta gönderdiğimiz bütün bu aşamaları Web 1.0 olarak tanımlıyoruz. Web 1.0'ın temel tanımlarından bir tanesi de şu, kullanıcılarla içerik üretenler arasında çok keskin, bunları birbirinden ayıran bir çizgi var. Yani Web 1.0'da internetin o emekleme dediğimiz döneminde İçeriği birileri üretiyor, biz sadece tüketiyoruz. Yani temel standart bilgisayar ve internet kullanıcısı içerik üretebilecek yeteneğe ve teknik bilgiye sahip değil Web 1.0 döneminde. Tıpkı medyada olduğu gibi, tıpkı haberleri, dizileri birilerinin ürettiği ve izleyicilerin, dinleyicilerin tükettiği gibi internetin Web 1.0 döneminde de bu söz konusuydu. Oysa Web 2.0 diye tabir ettiğimiz, yani sosyal medyayı, sosyal medyaya zemin hazırlayan bu dönem, bu gelişme dönemi tamamen tüketicilere de içerik üretme şansı verdi. Yani siz herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan, ihtiyaç duymadan çektiğiniz fotoğrafı, çektiğiniz videoyu, gündem hakkındaki görüşlerinizi, siyasi görüşünüzü, yazılarınızı, her şeyinizi internette paylaşabiliyorsunuz. Bunun için sıfırdan bir internet sitesi kurmanıza gerek yok, yeni bir mecra üretmenize gerek yok. Mecralar hazır, sadece üye olmanız gerekiyor. Yani üyelik de tıpkı bir e-posta alır gibi, e-mail alır gibi basit işlemler söz konusu. Siz bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra fotoğraflarınızı, videolarınızı, yazılarınızı tıpkı bir köşe yazarı gibi blogunuzda yayınlayabiliyorsunuz. Çektiğiniz görüntüleri tıpkı bir televizyon yayıncısı gibi, programcısı gibi internet sayfanızda, blogunuzda yayınlayabiliyorsunuz. Bütün bunlar, yani Web 2.0 gelişmesi, yani sosyal medya, üreticilerle tüketiciler arasındaki o kalın çizgiyi ortadan kaldırdı. Zaten sosyal medya, tüketicilerin ürettiği içerikten besleniyor diyebiliriz. Yani Facebook'un kurucusu, Facebook'ta çok sık bir şey paylaşmaz. Twitter'ın kurucusu, Twitter'da çok sık tweet atmaz. YouTube'un kurucusu oraya video yüklemekle uğraşmaz. Çünkü bunları kullanıcılar yapıyor. Zaten bu ortamlar, bu sosyal medya siteleri de kullanıcı sayıları ne kadar fazlaysa, yüklenen içerikler ne kadar fazlaysa o derecede güçlü ve büyük addediliyor diyebiliriz. Sayın hocam, sosyal medya bu kadar içimizdeyse bunun toplumsal etkileri nelerdir acaba? Kesinlikle, yani
gerek dünya olarak gerek ülke olarak bir paylaşım kültürünü bize aşılıyor sosyal medya. Yani artık gündelik diyaloglarımız değişmeye başladı. Beğenmek, paylaşmak, tıklamak, bütün bunlar gündelik diyaloglarımız arasında o kadar sık kullanılır hale geldi ki adeta kültürümüz bir paylaşım kültürüne dönüşmeye başladı. Birine bir şey verecekseniz dahi artık e-posta atmak neredeyse çok az kullanılır bir hale geldi. Paylaşır mısın bakalım. Yani paylaştıysan ben de göreyim, Facebook'ta göreyim, Twitter'da göreyim, YouTube'da paylaş da görelim. Nerede olduğunu etiketle, yani Foursquare'de etiketle, Instagram'da paylaş, bütün bunlar artık çok sık kullanılan terimler haline geldi ve adeta bir paylaşım kültürünü yaşıyoruz. Eğer bu paylaşım kültürünün içerisinde değilseniz adeta asosyal kabul ediliyorsunuz. Çünkü çevrenizdeki insanlar bu ortamları çok sık kullanıyor. Siz çok sık kullanmıyorsanız ya da tam tersi siz çok sık kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar sosyal medyada çok sık bulunmuyorlarsa onlarla iletişim sorunları yaşıyorsunuz. Akşam sosyal medyada olan bitenden sabah haberiniz yoksa insanların ne konuştuğunu, neye güldüğünü, hangi konuda espri yaptığını adeta takip edemiyorsunuz. Tabii topluma etkileri bunlar derken toplumsal hareketleri de çok büyük düzeyde tetikliyor sosyal medya. Hepimizin bildiği üzere biliyorsunuz Arap Baharı, Arap Yarımadası'nda yaşanan Arap Baharı, Türkiye'de yaşanan gezi olayları, bütün bunlar sosyal medya destekli yaşanan toplumsal hareketler. Yani gerçek hayatta birbiriyle karşılaşma ihtimali sıfır olan insanlar sosyal medyada bir araya geliyorlar. Aynı fikir etrafında, aynı görüş etrafında toplanıyorlar ve sokaklara dökülüyorlar. Bunun tamamen imkanını sağlayan sosyal medyadır diyebiliriz. Toplumsal hareketleri tetikliyor, adeta yeni bir toplum düzeni yaratıyor diyebiliriz sosyal medya için. Dezenformasyon yaşanıyor mu sosyal medyada hocam? Buna evet. Mukabil sorayım. Kesinlikle tam yani toplumsal hareketlerin en büyük dezavantajlarından bir tanesi de çok büyük dezenformasyonun yaşanması diyebiliriz. Şimdi sosyal medya anında bilgi anlamına geliyor. Yani Twitter'da her an tweet atılıyor. Dakika başına yüzlerce binlerce tweet düşüyor. Facebook'ta her an paylaşımlar var. Instagram'da her an fotoğraf paylaşılıyor. YouTube'a her an video yükleniyor. Ve diğerleri, bahsetmediğimiz diğerleri. Bütün bunlarda anlık bilgi o kadar hızlı yayılıyor ki bu kadar hızlı bilgi arasından hangisi doğru, hangisi yanlış bunları süzmek, ayırt etmek tamamen kullanıcılara kalıyor. Biliyorsunuz geleneksel medya için bu söylenir. Yani birkaç tane ülkemizde birkaç tane televizyon kanalı var, birkaç tane gazete var. Fakat bunların arasından bile doğru bilgiyi, yanlış bilgiyi ayırt etmek zor bir, güç bir durum haline geliyor. Oysa sosyal medyada düşünün, o geleneksel medyada olan birkaç kaynak sosyal medya yüzleri, binleri bulabiliyor. Aynı anda yüzlerce, binlerce kaynaktan bilgi akışı var ve siz bunun karşısında hangi bilginin doğru olduğunu, hangisinin yanlış olduğunu seçmek durumundasınız. Aksi takdirde yani sorgulamadan paylaştığımız her bilgi anında bir kaosa yol açabilir. Bakın örnek vermek gerekirse Mayıs ayında ülkemizde yaşanan gezi olayları sırasında paylaşılan fotoğraflar ve videolardan birçoğu dezenformasyon amaçlıydı. Örneğin yaralı bir çocuk fotoğrafı. Biliyorsunuz bizim millet olarak hassasiyetlerimiz var. Yani milli duygularımız, manevi duygularımız bunlardan birine saldırı algıladığımızda biz o paylaşılan içeriği sorgulamadan anında tekrar paylaşıyoruz. Tekrar retweet yapıyoruz. Neden? Çünkü burada milli hassasiyetlere dokunuluyor. Burada yaralı bir çocuk fotoğrafı var. Burada terörle ilgili bir şey var. Yani konu bizim milli hassasiyetlerimize dokunduğunda sorgulamıyoruz içeriği. Oysa bunu paylaşanlar bunun farkında. Bizim milli hassasiyetlerimizin ve hangi durumlarda sorgulamadan paylaşacağımızın farkında. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin yaralı çocuk fotoğrafı gerçekte Çanakkale'de bir okul servisinin kaza yapması sonucu basının çektiği bir fotoğraf çocuk fotoğrafı. Oysa gezi olaylarında yaralanmış bir çocuk fotoğrafı gibi milyonlar tarafından retweet ediliyor ve paylaşılıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ya da lebalep insanlarla dolu bir köprü fotoğrafı. Bu köprü fotoğrafı aslında Avrasya Maratonu'ndaki bir fotoğraf. Oysa insanlar olaylara akın ediyor, yani Taksim'e toplanıyorlar gibi bu fotoğraf lanse edilebiliyor. Yönlendirme yapılıyor. Kesinlikle ve bu kaynaklar çok önemli. Yani bu fotoğrafı sizin benim gibi sıradan kullanıcılar paylaştığında bir şey olmayabilir belki. Fakat bu fotoğrafı paylaşanlar, ünlüler, siyasetçiler, yani binlerce, yüz binlerce takipçisi olan insanlar olduğunda tıpkı gerçekmiş gibi algılanabiliyor ve daha çok insan tarafından paylaşılabiliyor. Dezenformasyona dikkat etmek gerekiyor.
Bunun için de tabii ki sosyal medya kullanım bilincinin artması gerekiyor diyebiliriz. Sosyal medyanın siyasette rolü nedir hocam? Siyaset malum 30 Mart seçimleri var önümüzde. Siyasetteki yeri nedir? Evet, önümüzde 30 Mart seçimleri dediğiniz için şunu söyleyebiliriz. Aslında siyasette başarının yolu sosyal medyadan geçiyor diyebiliriz. Partiler için, adaylar için sosyal medya çok önemli bir iletişim kanalı. Bakın, herkes geleneksel medyaya eşit çıkma fırsatına sahip olmayabilir. Herkes çok büyük kampanyalar yürütecek bütçelere sahip olmayabilir. Fakat sosyal medya tüm siyasilere hemen hemen eşit fırsatlar sunuyor. Yani inandığı değerleri dile getirme, seçim beyannamesini duyurma insanlara ya da oradan reklam vesaire kampanyaları yürütmek için neredeyse sosyal medya eşi bulunmaz bir mecra. Bakın şunu söylemekte fayda var. Örneğin Facebook'un yaklaşık 1 milyar 300 milyon kullanıcısı var. Ve Türkiye Facebook'ta 7. sırada. Türkiye'den katılan kullanıcı sayısı 36 milyona yaklaşmakta. Yani ülkenin yarısı Facebook kullanıyor. Peki bu 36 milyon arasındaki hangi yaş grubuna dağıldığına bakacak olursak kullanıcıların 18-34 yaş aralığı %60'lık bir dilimi kapsıyor. Bakın siyaset için, seçimler için de 18-34 yaş aralığı neredeyse genç ve orta yaş ve hepsi oy kullanma potansiyeline sahip insanlar. Yani Facebook'taki 18-34 yaş aralığı Türk vatandaşı yaklaşık 23 milyon kişi. 23 milyon oy demek neredeyse. Onun için siyasetçiler için bakın en basitinden Facebook örneği verdik. Twitter örneği verecek olursak yaklaşık 645 milyon kullanıcı var Twitter'da ve Türkiye'den katılan kullanıcı sayısı 11 milyon. Yani Twitter ve Facebook'taki gençler, özellikle gençlere ulaşmak isteyen siyasetçiler sosyal medyayı kesinlikle kullanmalı. Buralardan seçmenle iletişim kurmalı, kampanyalarını, vaatlerini buradan duyurmalılar ve buradan insanlara direkt ulaşabilirler, seçmene direkt ulaşabilirler. Bakın bu soruyu sorduğunuz için şunu da söylemekte fayda görüyorum. Doktora tezim itibariyle siyasal iletişim ve sosyal medya çalışıyorum. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir başka makalenin sonuçları da inanın dikkate değer. Bu makale sonuçları şunu söylüyor. İnsanlar gerçek hayatta siyasi parti üyesi olmasalar dahi %67 oranında siyasal paylaşımlarda bulunuyorlar. Yani gerçek hayatta herhangi bir siyasi partiye mensup değiller fakat olan biten gündem karşısında kendilerini tutamıyorlar ve siyasi paylaşımlarda bulunuyorlar. Tweet atıyorlar, fotoğrafları paylaşıyorlar, videoları paylaşıyorlar. Bakın yine Facebook kullanıcı sayısı itibariyle en büyük sosyal medya ağı durumunda. Fakat Twitter konu siyaset olduğunda Facebook'u tahtından ediyor diyebiliriz. Sorduğumuz sorularda Twitter kullanıcıları Facebook kullanıcılarına göre daha çok sosyal medyada siyasal içerikli paylaşımlarda bulunuyorlar. Yine çok önemli bir şey de şunu söyleyelim. %38 oranında sosyal medya kullanıcıları sosyal ağlarda, sosyal medyada karşılaştıkları siyasal içeriklerden etkilendiklerini ifade ediyorlar. Yani benim orada gördüğüm şey benim siyasi tercihimi etkiler diyor bu %38'lik dilim. Bunlardan bahsedebiliriz. Evet hocam, sosyal medyada demin de bahsettiğiniz genç kesim var. Genç kesim için neler söyleyeceksiniz sosyal medyada bulunan genç kesim? Evet, genç kesim neredeyse sosyal medya nüfusunun Facebook örneğinde olduğu gibi %60'ını temsil ediyor. Her an cebinde cep telefonu, her an internete, sosyal medyaya erişir durumda bu genç kesim. Tabii genç kesimin sosyal medyayı tüketmesinden çok içerik üretmesi taraftarıyız biz. Yani tıpkı diğer teknolojik gelişmelerde olduğu gibi biliyorsunuz ülkemiz cep telefonu değişim hızında neredeyse dünyada ilk 5 arasında. Sosyal medya tüketiminde de mesela Facebook'ta 7. sıradayız. Fakat sorulan sorularda, gençlik üzerine yapılan araştırmalarda genellikle arkadaşlarımla iletişim kurmak, onlardan haberdar olmak, gündemi takip etmek. Fakat Facebook'ta grup kurmak, sayfa oluşturmak ya da bunları içerik üretmek için kullanmak neredeyse son sıralarda geliyor. Özellikle gençlik tamamen tüketici durumunda, onları tüketici olmaktan çıkarmak ve üretici durumuna getirmek gerekiyor. Bir de özellikle dezenformasyondan bahsederken gençlik hani kanı hızlı aktığı için her an sorgulamadan bir şeyleri paylaşabiliyor. Burada sosyal medya bilincinin oluşmasında, yaygınlaşmasında fayda var. Ne olur paylaşmadan önce sorgulayalım. Bu bilgi doğru mu, yanlış mı? Bunu düşünmeden paylaşmayalım, bunu sorgulamadan paylaşmayalım. Gençlik için bunları söyleyebiliriz. Sosyal medyada kariyer için neler yapılmalı hocam? İnanın çok önemli. Yakın zamanda okuduğum makalelerden bir tanesinde şunu söylüyor. Amerika'da insan kaynakları yöneticileri ve patronlar, işverenler sosyal medyada
iş adayını, işe başvuran adayı araştırıyorlar. Yani sizin önünüze CV konduğunda iş orada bitmiyor. Sizin CV'de ne yazdığınıza bakarak işe alma kararı vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Facebook'a giriyorlar. Bakın örneğin Türkiye örneğinden hareket edecek olursak her iki kişiden biri Facebook'ta. Yani size gelen iş başvuru adayının neredeyse %50'si Facebook'ta yer alıyor. Sizin onun hakkınızda Facebook'tan bilgi edinmeniz çok kolay. Ne yapıyorlar tabii bu işverenler ya da insan kaynakları yöneticileri? Facebook'tan işe başvuran adayları araştırıyorlar. Profillerine bakıyorlar. Neler paylaşmış bunlara bakıyorlar. Profil fotoğrafına, kapak fotoğrafına bakıyorlar. Hangi tür alışkanlıkları var bunlara bakıyorlar. Bunlardan sonra karar veriyorlar. Tabii bütün bunlar zararlı bir takım alışkanlıkları var mı? Bir başkasının fikrine, etnik kimliğine saygı duyuyor mu? Bir başkasının inancına saygı duyuyor mu? Facebook'tan, Twitter'dan, LinkedIn'den adayın paylaşımlarını araştırarak buna karar veriyorlar. Tabii bunları bilen adaylar için de şunları yapmak gerekiyor. Yani öncelikle sosyal medyada hangi paylaşımlar herkese açık olmalı, hangisi herkese kapalı olmalı, kime hangi paylaşımları açacağım bunlara dikkat etmek gerekiyor. Madem takip edildiğimizi, işverenin, insan kaynakları müdürünün profilimizi, sosyal medyadaki profillerimizi incelediğinden haberdarız, bize de ona göre düzenlemeler yapmak gerekiyor. Yani profil fotoğrafını doğru seçmek, bir takım zararlı alışkanlıklar varsa bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunmamak, aksine bir takım yeteneklerimiz varsa bunları sosyal ağlarda ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu da hocam sosyal medyada bir uzmanlık gerektiren bir danışmanlık ya da uzmanlık yeni bir sektör oluşturuyor kesinlikle herhalde böylelikle. Kesinlikle. Bakın kariyer danışmanlığı yapan insanlar artık kariyer danışmanlığı yaptıkları insanlara sosyal medya danışmanlığı da yapacaklar. Yani profilinde bunu paylaş, şu fotoğrafı kullan, Twitter'da şu tweetleri at gibi telkinlerde bulunacaklar. Çünkü bakın işverenler ya da insan kaynakları müdürleri bakıyor. Siz Twitter'da örneğin ülkede olan biten gündemle ilgili neler paylaştınız? İnsanların fikirlerine saygılı mısınız? Hakaret boyutunda paylaşımlarınız var mı? Bir başkasının inancına saygılı mısınız? Bütün bunlar sizin işe alındığınızda takım arkadaşlarınızla nasıl geçineceğiniz, nasıl iletişim kuracağınız buna dair fikirler veriyor. Dolayısıyla kariyer planı yapanların da sosyal medya profillerini, ağlarını buna göre düzenlemeleri gerekiyor diyebiliriz. Hocam siyasete dönecek olursak siyasetçiler de kendilerine sosyal medyada yani bir basın danışmanlığının dışında sosyal medya danışmanlığı gibi bir iş kolu ortaya çıkıyor herhalde. Evet, çok haklısınız. Fakat Türkiye'de bakın Arap Baharı yaşanırken, Amerika'da Obama sosyal medyayı kampanyası için sonuna kadar kullanırken ve çok büyük mesafeler kat ederken, Avrupa'da bunların örnekleri görünürken, ülkemizde henüz Gezi olayları yaşanıncaya kadar sosyal medya noktasında siyasetçiler adım atmış değillerdi. Ya da bunun öneminin farkında değillerdi belki de. Bu olaydan sonra birçok siyasi partinin merkezinde sosyal medya ile ilgili bir takım organizasyonlar kurulmaya başlandı. Sosyal medya ekipleri oluşturulmaya başlandı ve bu konuda danışmanlık alınmaya başlandı. Yine Twitter üzerinde, Facebook üzerinde sosyal medya ekipleri oluşturulmaya başlandı. Çünkü parti politikalarını sosyal medyada var olan gençlere, yetişkinlere, oradaki kullanıcılara yaymak için bu tür oluşumlara ihtiyaç vardı. Özellikle ne paylaşacaklarına karar verip neyi paylaşmayacaklarına karar vermeleri için bu tür danışmanlıklara ihtiyaç vardı. Yalnızca siyasi partiler değil, bakın firmalarda yani ticari firmalar, markalarda sosyal medyada insanlara ulaşmak için bu konuda danışmanlık alıyorlar. Yani marka bilinirliğini artırmak, marka bilincini oluşturmak, ürünlerini pazarlamak, satmak, bütün bunlarla ilgili sosyal medyada girişimde bulunuyorlar. Bakın bunların ilk örneklerinden bir tanesi Coca-Cola'ydı. Örneğin Coca-Cola birini istihdam ederek, kendisi hakkında birilerini istihdam ederek sosyal medyada olumlu paylaşımlarda bulunmaları için onlara maaş ödüyordu, düşünün. Fakat bu artık ülkemizdeki örnekler artmaya başladı. Her şeyin olduğu gibi sosyal medyadaki bu yapılanmanın da önce Avrupa'da, Amerika'da örnekler ortaya çıkıyor. Sonra ülkemizde benzer örnekler ortaya çıkıyor. Yine firmalar, siyasi partiler, diğer organizasyonlar için de bu şekilde gelişmelerin arttığını söyleyebiliriz. Hocam sosyal medya artık o kadar içimize girdi ki küçük yaşta çocuklar da sosyal medyayı kullanıyor. Aileler çocukları için neler yapmalı, ne tür önlem almalı? Bir de bu işin bu boyutu var hocam. Evet, çok haklısınız. Yani gerek medya karşısında, gerek sosyal medya karşısında çocuklar çok dezavantajlı bir grup.
Onları eğitmek birinci şart. Biliyorsunuz sosyal medya ile ilgili olmasa da medya okuryazarlığı dersleri ilk öğretim seviyesinde seçmeli ders olarak yürütülmekte. Fakat bizim tavsiyemiz, bizim savunduğumuz şey şu: medya okuryazarlığı dersi zorunlu hale getirilmeli ve içerisine sosyal medya okuryazarlığı müfredatı da dahil edilmeli. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim, bir iletişim fakültesi mensubu olarak bu derslere iletişim fakültesi mezunları girmeli. Çünkü bu derslerin nasıl okutulacağı, medyanın zararlarından nasıl korunulur, medyada içerik nasıl üretilir, medyanın faydalarından nasıl faydalanılır, bütün bunlar konusunda iletişim fakültesi mezunları deneyimli, bunun eğitimini alıyorlar. Dolayısıyla da bu derslere, yani içerisine sosyal medya müfredatının da konulduğu medya okuryazarlığı derslerini iletişim fakültesi öğrencileri vermeli. Tabii ilk öğretim seviyesinde bu dersler verildiğinde inanın medyadan ve sosyal medyanın zararlarından, medyanın zararlarından çocukların korunması çok daha kolay olacaktır. Fakat iş okuldan önce ailelerde başlıyor. Öncelikle ailelerin medya ve sosyal medya konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Asla sosyal medyayı yasaklamak çözüm değil. Bunu kesinlikle söylüyoruz. Yani bilgisayarın fişini saklamak, interneti kesmek bunlar pratik çözümler değil. Aksine çocukları, gençleri alternatiflere yöneltecek. Ya da Facebook hesabının şifresini zorla almak, Twitter hesabının şifresini, YouTube hesabının şifresini zorla almak bunlar çözümler değil. Onları başka hesaplar açmaya ve aileden saklamaya yöneltecek şeyler. Bunları yapmamak gerekiyor. Öncelikle ailedeki ebeveynlerin ya da aile büyüklerinin sosyal medyayı anlamaları, çocuğu nereye üyeyse, herhangi bir oyun ağına ya da Facebook'a ya da bir başka ağ üyeyse onların da üye olmaları, orada çocuklarıyla arkadaş olmaları ve onları bu şekilde takip etmeleri, çocuklarının arkadaş listelerini zaman zaman kontrol etmeleri, tanımadığı insanlardan gelen arkadaşlık tekliflerini kabul etmemeleri, tanımadığı bilmediği içerikleri paylaşmamaları, bir takım özel içerikleri yani ailesiyle ilgili, kimliğiyle ilgili bir takım özel içerikleri paylaşmamaları konusunda çocuklarını uyarmaları gerekiyor. Genel olarak söyleyecek olursak sosyal medyadan yani sakınmak değil, onu iyi anlamak, kullanmak ve çocuklara da bu şekilde öğretmek ebeveynler için en kalıcı çözüm olarak söyleyebiliriz. Hocam, yasal düzenlemeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerek internet medyasında, gerekse sosyal medyada ve internette. Öncelikle şunu söyleyelim. Kesinlikle sınırsız özgürlük diye bir şey yoktur. Yani bütün özgürlüklerin durduğu, bittiği bir sınır var. Sizin özgürlüğünüz bir başkasının özgürlüğünü kısıtladığında, bir başkasına hakaret boyutuna vardığında, bir başkasının kişilik haklarına dokunduğunda orada biter. Bakın, internet ve sosyal medyada sınırsız özgürlük değildir. Genellikle şöyle bir algı var, ben internette ne yaparsam yaparım, yargılanmam, bulunmam, istediğimi söylerim, ifade özgürlüğü var. Fakat ifade özgürlüğü de hakarete vardığında, sövgüye vardığında orada durması gerekiyor. Onun için internet ve sosyal medya ile ilgili düzenlemeler şart. Bu sadece birinin kişilik haklarını, birinin özel hayatını ihlal ettiğinde değil. Bakın, çok büyük telif hakları ihlali yaşanıyor internette. Yani insanların emekleriyle ortaya koydukları filmler, şarkılar, kitaplar sosyal medyada o kadar hızlı dolaşıyor ki, o kadar kişiye ücretsiz ulaşıyor ki bunlarla ilgili düzenlemeler artık şart. Neden şimdi düzenleme? Bunu şöyle söylemek gerekiyor. Bakın, sosyal medyanın ve internetin kullanım düzeyi artık bilişim teknolojilerinin halka tamamen yayılmasıyla, yani telefonun ceplerimize, bilgisayarların ceplerimize ve internet bağlantısının her an her yerde ulaşılabilir hale gelmesiyle artık internet kullanıcı sayısı o kadar arttı ki bununla ilgili düzenlemeler gerekmeye başladı. Aksi takdirde interneti çok az kişinin kullandığı ya da herkesin fikrini ifade etmediği, herkesin özgürce paylaşımda bulunmadığı bir ortamda düzenlemeye gerek duyulmadı belki de. Ama şimdi artık insanlar internette dolaşıyor, neredeyse internette yaşıyorlar. Bakın, akşam uyuyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, ilk selamı neredeyse cep telefonuna, ilk günaydını internete söylüyorsunuz. Neden? Orası uyumuyor çünkü. Twitter'da bir şeyler paylaşılıyor, Facebook'ta bir şeyler paylaşılıyor. Sabah onları merak ediyorsunuz, ne olup bittiğini. Onun için de artık burası ile ilgili düzenlemeler şart diyoruz. Çünkü bakın, dezenformasyon kısmında da söyledik. Ve şu günlerde dezenformasyon o kadar fazla yaşanıyor ki internette, özellikle Twitter'da, bakın siyaseten fazla Twitter'da paylaşılıyor. Yine siyaseti ilgilendiren gündem de Twitter'da paylaşılıyor ve yaşanıyor. Dezenformasyon da o kadar çok paylaşılıyor, yaşanıyor ki düzenleme şart diyebiliriz. Çünkü paylaştığınız yanlış bir bilgi, yanlış bir yazı, fotoğraf, yanlış bir görüntü kaydı anında milyonlara ulaşabiliyor ve doğruymuş gibi algılanabiliyor.
Yani insanlara ulaştıktan sonra sizin bunu aksini iddia etmeniz, algı yönetimi çok popüler konuşulan konulardan biri şu sıralar. Aksini iddia etseniz de belki de başarılı olamıyorsunuz. Onun için düzenlemeler şart diyoruz. Hocam, genelde sosyal medyayı ve interneti konuştuk ama şu tarafını konuşmadık biraz. Bazı ailelerin şöyle bir tepkileri var. Acaba biz interneti evimize bağlatmakla ya da çocukların sosyal medyaya girmesine izin vermekle ailenin içerisindeki bir huzuru kaybettik diyor. Çocuklar anne baba ya da kardeş ya da abilerine yeterince zaman ayırmıyor. Çünkü herkes odasına gidiyor ya ellerinde cep telefonuyla ya da evde bulunan internet vasıtasıyla sosyal medyaya ya da internete giriyor. Acaba biz sınırlamayı iyi yapamıyor muyuz da çocuklarımız bizden kopuyor ya da evlerimizin içerisinde ayrı bir oda, ayrı bir yer oluşturuyor sanki hocam. Adeta ayrı bir dünya oluşturuyorlar kendilerine. Bunun için şunu söylemek gerekiyor. Bakın, çocuk her an internete ulaşabiliyor. Fakat bunun hangi yaşta olduğu önemli. Yani biz yaptığımız bir araştırmada %80, yani sanırım 13 yaş altı çocukların %80'i 13 yaş altındayken başlıyorlar sosyal medya kullanmaya. Düşünün, çok vahim boyutlarda. Yani sosyal medyaya başlama yaşı belirlenmeli. Bu yaşlarda dünya standartları var. Bakın, 13 yaş Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağların çocuklar için koyduğu sınır. 13 yaşından sonra da ebeveyn denetiminde kullanmalı deniliyor. Yani çocukları ikna etmekte fayda var. Yasaklamak asla çözüm değil demiştik. İnternete ev almakta sakınca yok. Çocukların internete erişmelerini kısıtlamak çözüm değil. Tabii ki evde internet olmalı, sosyal medya olmalı. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi burada sosyal medya okuryazarlığı devreye giriyor. Yani sosyal medyayı ne kadar kullanacağım, ne paylaşacağım? Avrupa'da bunun eğitimleri veriliyor çocuklara. Yani ne paylaşmalısınız, ne kadar paylaşmalısınız, hangi saatler aralığında kullanmalısınız sosyal medyayı, avantajlarından nasıl faydalanırım, dezavantajlarından nasıl sakınırım? Çocuklara ve ebeveynlere bu eğitimler verilmeli. Sosyal medya okuryazarlığı dediğimiz eğitimler yaygınlaştırılmalı diyoruz. Bu eğitimler yaygınlaştırıldığında da inanın şu an bahsettiğimiz birçok problemin önüne geçileceğine inanıyorum. Çünkü hocam, Uzak Doğu seyahatimizde ve Orta Avrupa'daki seyahatlerimizde metroda ulaşacağımız yere gittiğimizde metronun içerisinde Japonları ya uyurken ya da kitap okurken gördüm. Şimdi Kayseri'de de kullanıyoruz hafif raylı sistemi ya da otobüsleri. Ellerinde telefon olmayan ya da o an internete bağlanmayan insan veyahut özellikle gençlerimiz yok denecek kadar az. Japonya'dayken Dışişleri Bakanı ile yaptığımız bir görüşmede kendisinin telefonunun olduğunu, fakat bir tane olduğunu söyledi ki bizim cep telefonlarımız 1, 2 ya da 3 tane. Acaba teknolojiyi onlar bize yönlendiriyor da biz teknolojiye bu kadar aç mıyız ya da birdenbire bu kadar akıma nasıl kapılıyoruz hocam? Evet, sanırım alışkanlıklarımız değişiyor diye düşünüyorum ben. Mesela okuma alışkanlıklarıyla teknoloji ters ilerliyor. Yani bilgisayar ekranından bir metni okumak, basılı bir metni okumaya göre %50 daha zor olduğu söyleniyor. Ve içerik paylaşacaksanız ya da internette basılı olmayan bir materyal paylaşacaksanız yarı yarıya metni azaltın. Hatta metni bırakın, görsel paylaşın, video paylaşın deniliyor artık. Onun için de alışkanlıklarımız değişiyor sanırım. Zaten genelde okuma alışkanlıklarını karşılaştırırken hep Uzak Doğu'yla, özellikle Japonya ile karşılaştırılıyoruz. Şunun da etkisi olabileceğini düşünüyorum. Sanırım onlar teknolojiyi bizden önce tüketiyorlar. Yani biz de bir zaman sonra cep telefon alışkanlıklarımız, sosyal medya alışkanlıklarımız doyuma ulaşacak. Belki Facebook'un, Twitter'ın kullanıcı sayıları düşmeye başlayacak. Hatta bir takım öngörülere göre bir takım yıllar veriliyor ve Facebook'un, Twitter'ın artık bu kadar popüler olmayacağı, yavaş yavaş kaybolacağı da söyleniyor. Tabii bu doyuma ulaşmakla da ilgili zamanla umarım ülkemizde de, yani bu cep telefonu çılgınlığı, sosyal medya çılgınlığı, çılgınlık diyorum çünkü genellikle zararlarını, değil mi? Zararlarından bahsediyoruz, evet. Zararlarına mağdur kalıyoruz. Umarım avantajlarını daha fazla kullanır hale geliriz. Bunu şunun için söyledim. Hocam, yaptığımız, çalıştığımız kurumlara haber yaparken öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmayı gerek psikiyatrilerde gerekse aile danışmanlarına özellikle sorduğumuzda onlardan çok ürkütücü maalesef rakamlar aldık. Evet. Yani internet kullanımının dışında sosyal medya ve bir nevi de asayiş muhabirliği yaptığım için çıkan çocuklar arasında çıkan kavga, çocuklar arasında
işte tabletinin olup olmadığından ya da internet ortamında kendilerine hakaret edildiğinden dolayı gruplaşmaların kavgalarını çektiğimiz gibi oldu. Kendilerine mesajların farklı geldiği için kavga edilen, arkadaşından mesaj geldiği için kız öğrencinin babası tarafından darp edildiği haberlerini sıklıkla yaptığımız konu olduğu için bunları söylüyorum. Bunların önleminin alınması gerektiği bir şekilde sizde bir eğitimci olarak sizden o ağızdan dinlemek için sordum hocam. Umarım bu tablet kavgaları artık kalmayacak. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğrencilere tablet hediye ediyor. Bu kavgalar kalmayacaktır. Fakat sosyal medyanın suça teşvik edici yönü bir başka boyut. Maalesef oradan tanımadığı insanlarla tanıştıktan sonra bir araya gelenler, cinayet işleyenler ya da bir takım aldatmalar vesaire, yani sonu ölümlerle sonuçlanan bir takım gelişmeler yaşanabiliyor. Bunun medyadan da takip ediyoruz. Gün geçmesin ki sosyal medyayla ilintili bir suç haberini görmeyelim. Kesinlikle haklısınız. Fakat bütün bunların altında yatan neden henüz bizim sosyal medyayı birkaç yıldır kullanıyor olmamız. Zaten çok uzun bir geçmişe sahip değil biliyorsunuz. Yani Twitter sanırım 2006, Facebook 2004 herkese açılmış olan siteleri. Henüz yeni olduğu için bu kullanım bilinci henüz bizde oturmadı. Fakat zamanla bu bahsettiğimiz sosyal medya okuryazarlığı eğitimleri yaygınlaştırılırsa bunların sayısının azalacağı, insanların daha bilinçli, daha korumalı olarak sosyal medyayı kullanacaklarını ümit ediyoruz diyebilirim. Evet hocam, son olarak eklemek istediğiniz özellikle siyasilere, siyaset çok yakın, çok hızlı ve hareketli geçiyor. Özellikle internet yasasından dolayı bir taraf tepki gösterirken bir tarafta özgürlüklerin bu kadar fazla olmaması gerekir diyor ki bunlardan insanlar paylaştıkları fotoğraflar neticesinde altına istenmeyen cümleler kurabiliyor, hakarete varan kelimelerde kullanabiliyor. Bunların önünün alınmasını istediklerini ifade eden bir grup, internet yasasının okeylendiği için sevinen bir grup, bir taraftan da özgürlüklerinin kısıtlatılacağı düşüncesi olan bir grup var. Son olarak bunlara özellikle siyasete bağlayacak olursak hocam neler söyleyeceksiniz? Evet, anlıyorum. Yani gündemde şu sıralar yaşadığımız şey şu aslında. Sosyal medya siyaset açısından o kadar önemli ki birileri belki de sosyal medya üzerinden şu an siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Bunu anlamak lazım. Yani Obama 2008'deki başarısında ya da daha sonraki başkanlık seçimleri başarısında sosyal medyayı o kadar aktif kullandı ki bu literatürlere girdi artık. Avrupa'da etkileri oldu, Avrupa'daki liderler bunu kullandı. Yani siyaset için sosyal medya göz ardı edilemez artık. Çünkü insanlara ulaşmak için mükemmel bir altyapıya sahip. Sizin medyanız olmayabilir, sizin gazeteniz olmayabilir. Fakat sosyal medyada paylaştığınız bir video, bir tape anında milyonlara yayılabilir. Yani siz birilerinin imajını zedelemek için ya da birilerinin imajını çok iyi bir konuma getirmek için sosyal medyayı bu şekilde çok aktif kullanabilirsiniz. Onun için siyasetçilerin sosyal medyaya yabancı kalmamaları gerekiyor. Bakın genelde şunları görüyoruz. İşte 4 milyon takipçisi var bir siyasi profilin fakat kimseyi takip etmiyor. 2 milyon takipçisi var, kimseyi takip etmiyor. Bu şu anlama geliyor. Ben sizi dinlemiyorum, siz beni dinleyin. Oysa sosyal medya hem kendini anlatma hem de oradaki insanları dinleme yeridir. Bu tıpkı kimseyi takip etmiyorsanız adeta tekrar geleneksel medyaya dönüşüyoruz. Ben konuşurum, sen dinlersin. Yani bir kişi konuşur, herkes dinler. Oysa sosyal medyanın temel yapısına aykırı bu. Siyasetçiler için şu tavsiyede bulunuyoruz. İnsanları takip edin. Ne paylaştıklarına bakın, ne söylediklerine bakın. Size bir Twitter'da atıf yapıyorlarsa cevap verin. Facebook'ta bir şey soruyorlarsa cevap verin ya da danışmanlarınız cevap versin. Bakın paylaşımlarla ilgili şunları söylemek lazım. Çok uzun yazı paylaşımlarından kaçınmak lazım. Çünkü yeni nesil artık uzun yazıları okumuyor. Fotoğraf görmek istiyor, istatistik görmek istiyor, infografik görmek istiyor ya da video görmek istiyor. Bu çok daha etkili, çok daha paylaşımlarla sayısı milyonlara ulaşabiliyor. Bunları yapmakta fayda var. Son olarak sosyal medya ve gençlerle ilgili şunları söylemek gerekiyor. Bakın biz bir takım milli manevi değerleri olan insanlarız. Gençlik de öyle. Yani teknolojiden kaçmak çözüm değil. Sonuna kadar teknolojinin peşinden koşmak da çözüm değil. Adeta bir pergel gibi bir ayağı anneannelerinde, bir ayağı adetlerinde, bir ayağı inançlarında bir pergel gibi sağlam duracak. Fakat diğer ayağı teknolojide, gelecekte, küreselleşmede olmalı. Yani ne teknolojiden vazgeçmek çözüm, ne bir takım inançlarımızdan, değerlerimizden vazgeçmek çözüm.
adeta bir pergel gibi gençliğin iki ayağı, bir tanesi sağlam basmalı, diğeri güncel olan neyse, teknolojik olan neyse orada dolaşabilmeli, algılayabilmeli, yorumlayabilmeli, kullanabilmeli. Bütün bunlar ışığında umarım gelecek yıllar sosyal medyayı, interneti gençliğin ve bizlerin daha faydalı şekilde kullanacağı yıllar olur diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, sevgili KON TV izleyicileri, Kayseri gündeminin bu haftaki konuğu Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Mustafa Bostancı idi. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.